Ve sigara haberlerinden herkese merhaba. Bugün mekanik modları inceleyeceğiz. Mekanik mod nedir? Mekanik mod tehlikeli mi? Mekanik mod kullanmak istiyorum, tavsiye eder misiniz gibi soruların cevaplarını hep beraber arayacağız. Arkadaşlar, mekanik mod nedir? Öncelikle bundan başlamak istiyorum. Mekanik modlar normal elektronik sigaradan farklı olarak herhangi bir çipe sahip değildir. Herhangi bir koruma devresine de sahip değildir. Normal elektronik sigaralardan çok da farklı bir olayı yok. Aynı görevi görüyor. Tek fark, dediğim gibi, içinde herhangi bir çip, herhangi bir güvenlik devresi yok. Çalışma mekanizması oldukça basit. Pilin artı kutbu ile eksi kutbundan aldığı enerjiyi bir buton vasıtasıyla atomizerdeki coil'e aktarır. Herhangi bir entegre, herhangi bir çip üzerinden geçirmez. Kullanım oldukça basit. Birazdan size göstereceğim. Çalışma mantığı çok düz bir mantık. Örnek vermek gerekirse, böyle bir atomizeri bir adet teli buradan, bir adet teli de buradan artı ve eksi kutuplarına değdirdiğiniz zaman da aynı şekilde şuradaki rezistans telini ısıtabiliyoruz. Peki elektronik sigaralar tehlikeli mi? Elektronik sigaralar patlıyor. Bununla ilgili söyleyeceğim birkaç şey var. Biliyorsunuz, birçok kişi duymuştur elektronik sigara patlama haberlerini. Patlayan nedir? Öncelikle patlayan, yani en azından haberlerde duyduğunuz patlayan diye tabir edilen elektronik sigaralar buna benzer mekanik elektronik sigaralardır. Çünkü herhangi bir koruma devresi yoktur. Bu buton takılı kaldığı zaman hiçbir şekilde devreyi kesmez ve bunu sürekli olarak ısıtır. Ve bir süre sonra burada bir şase, bunu erittikten sonra buradan bir şase meydana gelir. Ve bu da pilin içindeki enerjiyi bitirene kadar enerjiyi dışarı vermesine ve bir süre sonunda artık içerideki reaksiyon belirli bir ısıya ulaştığında da, eğer ki güvenli bir mekanik mod kullanmıyorsanız, mekanik modu bir silahtaki mermi mantığıyla bunu parçalayarak dışarı çıkacaktır. Peki güvenli mekanik modlar var mı? Ya da mekanik mod kullanırsam daha güvenli kullanmak için ne yapmalıyım? Öncelikle mekanik mod kullanmak istiyorsanız birkaç detaya dikkat etmelisiniz. Şurada gördüğünüz pil hava tahliye yerleri, genel olarak mekanik modlarda şu tahliye delikleri var, ama tahliye deliği olmayan mekanik modları kesinlikle kullanmıyorsunuz. En azından kullanmanızı tavsiye etmiyorum. İkinci olarak, alacağınız mekanik modun butonu oldukça iyi ve takılmaya müsait olmaması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse, şu an gördüğünüz gibi herhangi bir takılabilecek bir çıkıntısı yok. Ayrıca takılmaya sebebiyet verecek herhangi bir durum yok. Oldukça güvenli bir buton. Takılma olayı bunda çok zor olacağını düşünüyorum. Çünkü iç yapısına kendim de baktım. Hatta göstermem gerekirse, butonun iç yapısını kendiniz de görmeniz açısından, gördüğünüz gibi bir adet vida var. Altta bir adet buton ve bir adet yay. Bu yayın çok iyi olması gerekiyor. Kalitesiz bir yay butonu geri tepmez. Geri tepmeyen buton takılı kalabilir. Ya da kırılabilen bir yay kırıldıktan sonra takılı kalır. Problem bu. Çok büyük problem. Aldığınız mekanik modun tüm parçalarını kendinizle söküp kontrol edin mutlaka. Özellikle butonunu kontrol edin. Gördüğünüz gibi butonun iç yapısı bu şekilde. Ayrıca şurada da bir düzenek var. Bu çıkarılabilir bir düzenek değil. Çünkü burada bir basma olayı var. Bu da aynı şekilde pile baskı oluşturmadan pili içeride sıkıştırıp pilin içeride hareket etmesini engelleyen bir düzenek. Bu çıkmıyor maalesef, çünkü içeriye özel bir aparatla takmışlar. Bu çıkmak için değil, ama oldukça güvenli diyebiliriz bunun içinde. Tekrar bunu yerine takıyorum. Dediğim gibi bir adet buton, bir adet yay ve bir adet Bu kadar kolay mı çıkıyor? Evet, bu kadar kolay çıkıyor, ama bunu tornavidayla sıkmam gerekiyor. Çünkü tehlikeli bir durum. Size sadece göstermek için gevşek bırakmıştım. Tornavidayla zaman kaybetmemek için. Şu an gördüğünüz gibi butonumuzun çalışma mantığı bu. Peki bu nasıl çalışıyor? Pilin, biliyorsunuz, dış çeperi tamamen eksidir. Şuradan şuraya kadar dış çeper komple eksi kutbudur. Pilin sadece şu kısmı artı kutbudur. Biz dış çepere zaten temas eden olayı şuradan da aynı şekilde bastığımız an ileriye giderek
Devreyi tamamlar, artı ve eksi kutbunu birleştirir bu şekilde. Devre tamamlandıktan sonra eksi kutup ve artı kutup, şuradan da görebileceğiniz gibi iki tane farklı birbirinin altında plastik bir koruma kalkanı var. Artı ile eksi kutup arasındaki rezistans teli ısınmaya başlar. Isındıktan sonra pamuktaki likidite buharlaştırır. Peki başka dikkat etmemiz gereken bir şey var mı? Evet, şunu da görebileceğiniz gibi içeride bir tane plastik koruma daha var. Bu plastik korumada pilin yüzeyinde eğer yırtık varsa ya da herhangi farklı bir kesik varsa temas etmemesini, şase yapmamasını engelliyor. Gördüğünüz gibi tam pil boyutlarında. Peki mekanik mod kullanırken nelere dikkat edebiliriz? Mekanik mod kullanırken birincisi dikkat etmemiz gereken en önemli unsur artı kutbunun buton tarafına gelmesine dikkat edin. Piller artı kutbundan boşalma yapar. Enerjisini artı kutbundan boşaltır. Dolayısıyla butonun aşağıda olması herhangi bir tehlikeli durum oluşmasını engelleyecektir. Şu an pil takılı bir adet. Biz butona basıp rezistans telini nasıl ısıttığını görelim isterseniz. Gördüğünüz gibi rezistans teli ısınmaya başladı. Butona basılı tuttuğunuz sürece bu rezistans teli ısınmaya başlayacaktır. Bir daha göstermek istiyorum. Aynı şekilde tekrar butona basıyoruz. Tel ısınmaya başlıyor. Gördüğünüz gibi mükemmel bir uyum var. Tel dengeli bir şekilde ısınıyor. Herhangi bir problem yok telde. Şu an güvenli bir şekilde telimiz bir yere temas etmiyor. Şu an herhangi bir problem yok. Şuna bir adet pamuk ve biraz likit koyarak bu cihazımızı kullanabiliriz şu an için. Peki patlayan elektronik sigaralara tekrar gelmek istiyorum. Patlayan elektronik sigara dedikleri olay mekanik modlardır. Bugüne kadar patlayan bir regüle moda henüz şahit olmadım. Patlayan bir regüle mod bugüne kadar görmedim. Haberlerde de yurt dışındaki patlama videolarında da siz de dikkat ederseniz patlayan dedikleri elektronik sigaraların tamamı mekanik modlar ve oldukça kalitesiz mekanik modlar. İnsan sağlığını hiçe sayıp oldukça kalitesiz mod üreten birçok Çinli firma var. Alacağınız mekanik mod normal elektronik sigaradan gerekirse daha fazla ücret ödeyin. Ama kaliteli bir mekanik mod alın. Şu an için marka konusunda bir şey söylemiyorum. Ben Digat'ı çok beğeniyorum. Ama bu bir tavsiye değildir. Kesinlikle tavsiye değildir. Çünkü mekanik mod şakaya gelmez. Gördüğünüz gibi butona bastığımız sürece yanmaya devam ediyor. Herhangi bir koruma, herhangi bir bu butonu kilitleme mekanizması yok. Kullanmadığımız zaman bu mekanik modları cebimize koyuyoruz. Cebimize de herhangi bir yere denk geldiğinde de oturup şey yaptığımızda, kalktığımızda gördüğünüz gibi çok ufak bir basmayla tetik devreye giriyor ve rezonans ısınmaya başlıyor. Bu durumda mekanik modları kullanacaksanız çok dikkatli olmalısınız. Çünkü bunları koyacağınız yer bile çok önemli. Cebinizde mümkün mertebe taşımayın mekanik modları. Çünkü cebinizde herhangi bir yeri, herhangi bir para gibi, anahtar gibi şey denk geldiği zaman bu artı ve eksi kutbu devreyi tamamlar. Çok tehlikeli durumlardır. Hele özellikle RDA kullanıyorsanız daha tehlikelidir. Şu an uzun süredir bu yakışıklı bende. Çok uzun yıllar bendeydi. Şu ana kadar herhangi problem yaşatmadı ama hala tepkinli kullanıyorum. Temkinli olmaya da gayret gösteriyorum. Çünkü şu cihazdan dolayı show haberde çıkmak istemiyorum. Dolayısıyla bunu kullanırken siz de aynı şekilde bu tarz mekanik modları kullanırken oldukça dikkatli olun. Mekanik elektronik sigaralar hakkında anlatacaklarımız bu kadardı. Benzer videoların devamının gelmesini
İstiyorsanız bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Ayrıca kanalımıza abone olarak destek olabilirsiniz ve aklınıza takılan tüm soruları aşağıya yorum bölümüne yazmaktan kesinlikle çekinmeyin. Eğer videoyu beğendiyseniz mutlaka beğen tuşunu çökertin. Çünkü biz elektronik sigara hakkında paylaştığımız bu videoları herhangi bir karşılık beklemeden yapıyoruz. İnsanlar bilinçlensin. Bu bilinçlenmeden dolayı sigaradan uzaklaşsın. Elektronik sigara kullanıp kullanmaması kendisinin karar vereceği bir durumdur. Ama biz insanların sigarayı bırakamadığı yerde elektronik sigaradan yardım almalarını tavsiye ediyoruz. İnsanlar bilinçlensin, elektronik sigara hakkında yanlış bilinen gerçekleri öğrensin. Sigarayı bırakmada bir araç olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kullanıcıları bilinçlendiriyoruz. Mekanik modlar, elektronik sigaralar, likitler, pamuklar, teller, bunlarla ilgili önümüzdeki zamanlarda çok fazla videolar gelecek. Ayrıca elektronik sigaralarla ilgili yanlış bilinen doğrular, mitler, efsaneler, hurafeler, haberler, bunlarla ilgili oldukça fazla projemiz var. Videolarımız yavaş yavaş hazırlanıp kanalda olacaktır. Sizler de kanalımızı izleyerek, videolarımızı izleyerek ve videolarımızı paylaşarak, yorum yazarak, abone olarak ve beğenerek destek olun. Buna ihtiyacımız var. Tekrar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Türkiye'nin en büyük, en faydalı elektronik sigara kanalından herkese sağlık, sevgi, huzur ve mutluluk diliyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz.